ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين عزيز مؤمن الله محترم مسلمان الله bugünkü dersimizde su gibi ilerlemekte olan, büyümekte olan fitnelerin ve fesatların karşısında, günahların ve isyanların karşısında, zulümlerin ve ölümlerin karşısında nasıl ve ne şekilde hareket edeceğimizi ve bu noktada bize düşen vazifelerin neler olduğunu izaha çalışacağız. Şimdi günahların, haramların, isyanların korkunç şekilde artma ve yükselme istidadı gösterdiği bir dönemde yaşadığımız muhakkaktır. Bunu inkara kimse de mecal yok. Allah'a inanan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı peygamber olarak tasdik eden herkes görmeye mecburdur ki isyanlar, haramlar ve günahlar korkunç bir noktaya gelmiştir. Tufan gibi her gün biraz daha kabarmaktadır. Bunlara karşı Müslümanın tavrı, tutumu, hareketi, tarzı ne olacaktır? Bunu Kur'an-ı Mübinimiz ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanat-ı Muhammediyesi ile meseleyi tavzihe devam edeceğiz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki farkındasınız, dünyanın en uzak bir köşesinde bir rezalet, Allah'a bir isyan zuhur etse, aynı gün şer kuvvetleri, asiler ve zalimler o rezaleti memleketimize aynı akşam sokmaktadırlar. Süratli bir asır içinde yaşıyoruz. Televizyon gibi fevkalade mühim bir vasıtayı tepeden tırnağa Allah'a isyan için kullanıyorlar. Düşünürüz ki bu muazzam vasıta neyin vasıtası? Neşriyatın vasıtası, yayın. Bir fikri, bir hareketi, bir zihniyeti yaymak için televizyondan daha mühim bir vasıta bulamazsınız. Nasıl mı? Bakınız, dünyanın hiçbir yerine, hiçbir meydanına, hiçbir salonuna, hiçbir yerine 40 milyon insanı sığdıramazsınız. 40 milyon insan nereye sığar? 40 milyon insanı bir meydana toplayacaksınız, onlara bir konuşma yapacaksınız, buna imkan yoktur. Fakat televizyon vasıtasıyla 40 milyon insana aynı anda, aynı zamanda fakat değişik mekanlarda 40 milyona hitap edebilirsiniz. Televizyon denilen vasıta 40 milyon insanı sanki aynı anda bir meydana topluyor da onlara hitap ediyormuş gibi oluyor. Ne korkunç bir vasıta. Herhangi bir insan aynı anda çeşitli yerlere giremez. Mesela şu dakikada hiçbirimiz Aksaray'da, Beyoğlu'nda, Şişli'de yahut İzmit'te, Gölcük'te, Karamürsel'de olamayız. Ama şimdi şu konuşmamız, şu vaaz-ı nasihatımız televizyona verilmiş olsaydı aynı anda Karamürsel'de de konuşuyor olacaktık. Erzurum'da da konuşuyor olacaktık.
her tarafta konuştuğumuzu, konuşmamızı 40 milyon insan aynı anda dinleme imkanı bulacaktı. Şu hastaya bakın ya. Allah'ın ne büyük kudretini temsil ediyor. 40 milyonluk ve şu kadar milyon metrekarelik bir arazi ve arsayı tahtı tahakkümüne alıyor, meşriyatı altına alıyor, yayın sahası altına alıyor, insanların ruhuna, fikrine, kafasına, zihnine korkunç tahakküm ediyor. Muazzam bir hadis. Fakat teessüfle ve teessürle söylemek lazım ki baştan başa Allah'a isyan için kullanıyorlar. Ümmet-i Muhammed Mustafa'yı aleyhissalatü vesselam'ı devamlı olarak dalalete, zina etmeye, fuhuş yapmaya, günah işlemeye, haram işlemeye ve tek kelimeyle Allah'a isyana teşvik ediyorlar. Bütün bunların karşısında bugünün Müslümanı nasıl hareket etmelidir? Dinen, hükmen vazifeniz nedir? Bunları kısaca izaha çalışalım. Bu da kafi gelmiyormuş gibi günlük nesil vasıtalarıyla, gazetelerle mesela, çeşitli renklerde, çeşitli isimlerde gazeteler çıkıyor. Bunları da bugünün Müslümanı çok dikkatli takip etmek zorundadır. Bunlar tabi içinde yaşadığımız zamanın birer fesat vasıtaları, birer fitne vasıtaları. Fitne demek, insanı Allah'tan uzaklaştıran her şey demek. Allah'tan uzaklaştıran her şey. Bu gazeteler de korkunç şekilde tahribat yapıyor. Çok evvelden başlamış tabi. Kafir Avrupa içimize bu kanaldan girmeye çalışmış. Mesela hemen aklıma gelmişken arz edeyim. Mehmet Akif Ersoy, merhum İstiklal şairimiz, İslam şairi Mehmet Akif Ersoy bundan 60 yıl evvel, 60 yıl evvelin gazetelerini, gazete ve mecmualarını şöyle arz ediyor safahatında. Onun çok kıymetli bir eseri var biliyorsunuz, Safahat namında. Orada aynı eseri arz ediyor. Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete. Adlarla çıkan namütenahi, yani bir sürü, bir sürü gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. Ta o zaman başlamış tabii. Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. İç yetiştirmek için toprağı gayet minik, bunlar tuh çekiyor salma gezen bir sürü iç. İç kelimesini kullanmış. Gayet dehşetli bir teşhis o günden. İç yetiştirmek için toprağı gayet minik, bunlar tuh çekiyor salma gezen bir sürü iç. Yürüyor dinimize 5-10 maskara alkışlanıyor, nesli hazır bunu hürriyet-i vicdan sanıyor. Şeklinde o günkü rezaletleri teşhis etmiş, haber vermiş. O günden bugüne hiç duraklamadan devam etmiş rezaletler. Allah'a isyan, müminleri, Müslümanları dalalete sürükleyen hareketler, planlar, programlar, reklamlar, nesriyatlar hiç durmadan devam etmiş. Bunlar karşısında Müslümanın takınacağı tavrı Kur'an'dan tespit edeceğiz. Öyle profesörler yetişmiş ki Türkiye'de, daha evvel de arz etmiştim, mevzu geldiği için naklediyorum. Öyle profesörler üniversitede %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de, Müslümanların verdikleri vergiler ile, devlete verdikleri vergiler ile bu profesörlere maaş veriliyor, maaş. Üniversiteye bütçe ayrılıyor. %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'nin Müslümanlarının verdiği vergiyle maaşları ödenen, geçimleri sağlanan, saltanatları sağlanan öyle profesörler yetişmiş ki
Onlardan birisi elinde bulunan gazeteden isim vermeden bakın neler istediğini arz edeceğim. Ne istiyor adam? Neyi telkin ediyor? Neyin serbest olmasını istiyor? İsim tabii vermek bu makamda münasip değil ama elimizde vesikalar mevcuttur. Aynen bugün halen İstanbul'da mühim bir vazifenin ve kürsünün profesörü olarak bulunan bu profesör, bakınız neyi teklif ediyor, neyi talep ediyor, ne istiyor? Arz ediyorum. Üniversite öğretim üyelerinin katıldığı seminerin, seminer bir çalışma, en ilgi çekici konuşmasını yapan profesör falanca, Batı ülkelerinde olduğu gibi adalet mekanizmasının işlemesini kolaylaştırmak için, adliyenin yani mahkemelerin işlemesini kolaylaştırmak için bazı fiillerin suç sayılmamasının uygun olacağını ifade etmiştir. Bazı fiiller suç sayılmasın diyor. Profesör olarak teklif ediyorum diyor. Bakın neymiş onlar? Bu suç, bazı suçların ahlaki ölçülere göre suç sayıldığını, ahlak standartlarının ise her yerde değiştiğini söyleyen profesör falan, şu suçların serbest olmasını aynen konuşmasında teklif etmiştir. Bir, kumar oynamak serbest olsun. Homoseksüellik, af buyurun, huzurunuzda utanarak söylüyorum. Homoseksüellik demek, erkek erkeğe cinsel temas yapmak serbest olsun diyor. Profesör, halen Türkiye'de bu adam. Kumar oynamak serbest olsun. Erkek erkeğe cinsel temas yapmak serbest olsun. Çocuk düşürme hareketi serbest olsun. Uyuşturucu madde satın almak serbest olsun. Yüksek faizle para vermek serbest olsun. Zinanın her çeşidi serbest olsun. Müstehcen meşriyat serbest olsun. İntihara teşebbüs serbest olsun. Sarhoşluk serbest olsun diye seminerde aynen teklifini arz etmiştir. Profesöre bakın, böyle bir profesörü dünyada hiçbir domuz dahi doğurmamıştır. Korkun, böyle bir cemiyette, böyle bir üniversitede, böyle bir eğitim sistemi içinde yetişen nesil ne olacak? Düşünün yani, içinde yaşadığımız cemiyete bakın. Bir profesör kalkıyor, kumarın, içkinin, zinanın, af buyurun, homoseksüelliğin, uyuşturucu madde alıp vermenin, müstehcen meşriyatın, intihara teşebbüsün, sarhoşluğun serbest olmasını istiyor. Bu bir profesör bu. Müslümanların çocuklarına üniversitede ders veriyor bu herif. E siz şimdi nasıl kurtulacaksınız? Televizyona en fazla bunlar çıkıyor, bunlar konuşuyor. Kaç defa şu teklifi yapan profesörü televizyon aynasında açık oturumda kendim gördüm. Böyle olur mu? Korkunç bir hadise. Ne biçim bir cemiyet yaşadığımızı, bu cemiyette günahlardan kurtulmanın nasıl mümkün olacağını veya ne çetin şartlar içinde olduğumuzu anlatmak için söylüyorum bunları. Bütün idari sistemler olarak o günden bugüne kadar Avrupa'dan aldığımız şeyler de meydanda Avrupa'dan aldığımız her şey Allah'a isyandan başka bir şey olmadı. Bakınız Avrupa'dan ithal edilen şeyler bunlar. Arz ediyorum yine. Her yerde bunları konuşma gücüne malikiz. İspatlı, ikazlı, vesikalı olarak her yerde bunları konuşmaya hazırız. En ufak bir derdi ve davası olan istediği yerde müzakere açabiliriz. Her yerde. Avrupa'dan ithal edilen şeylere bakın. Bir, içki ve kumar. İçki ve kumar Avrupa'dan ithal edilen en iğrenç bir vasıta memleketi baştan başa kadar kavuruyor. Çıplak kadın, dans, diskotek ve her çeşit rezaletler Avrupa'dan alınan şeyler bunlar. Üç, sokaklarda öpüşmek, toplumdan utanmamak. Dört, ölenler için çelenk göndermek ve saygı duruşunda bulunmak. Vallahi İslami değildir bunlar. Kur'an'ın zıttıdır bunlar. Beş, yaş gününü kutlamak. Altı, yılbaşında Noel yortusuna katılmak.
yılbaşını çılgınca içkiler içerek eğlenmekle kutlamak. Avrupa'dan Allah çıkar bunlar. 7 mevsimlik moda, 8 güzellik yarışmaları, 9 genç kızları yere çıkmak, spor adı altında sahnelere, tutancılara, sokaklara salmak. Avrupa'dan Allah. 10 hırsızlık, soygunculuk, milleti ve milli değerleri küçük düşürücü, polisiye filmler, çizgi filmler ve tek konuları. Aşk gemileri, Napolyon'un aşkı gibi filmlerle, Avrupa'dan alınan bu rezaletlerle milletimizin namusu çiğnenmek isteniyor. Görüyorsunuz ne korkunç bir ortamdayız. Bütün bunlara karşı nasıl davranmak lazım geldi göreceksiniz. Dünyanın neresinde bir rezalet Allah'a isyan varsa, bu nesil vasıtaları aynı gün memlekete sokuyor bunları. Bakın bir şey daha arz edeyim. Günde yüz binlerce satış yapan bir gazete, Amerika'nın bilmem neresinde meydana gelen bir rezaleti bütün millete siz de yapın diye tavsiye ediyor. Tavsiye siz de yapın. Birleşik Amerika'daki uluslararası sözle saldırganlık araştırma merkezinin yaptığı bir açıklamaya ve verdiği bir rapora göre küfür etmek, onun bunun anasına, babasına küfür etmek, Allah'a küfür etmek sağlığa çok iyi geliyormuş. Haşa! Sağlığa iyi geliyormuş. Yonkong Üniversitesi'nde araştırma merkezi adına açıklama yapan Dr. Reinhold, küfür etmenin insanlar için bir emniyet sıfatı olduğunu belirterek, eğer öfkeyle bir boşalma yolu bulamazsa, gerilim dolayısıyla tansiyon artar, kalp hastalıkları ve baş ağrısı başlar. Bunun için günde birkaç defa insanın küfretmesi, inandığı şeylere veya bir takım insanlara ağız dolusu küfürde bulunması onun sağlığına iyi gelecektir diyor. Ve bunu da bir günlük gazete alıyor, Ümmet-i Muhammed'e tahmin ediyor kafirler. Böyle bir cemiyette yaşayan gençler nasıl kurtulacak? Böyle bir cemiyette yaşayan nesil nasıl kurtulacak? Böyle bir cemiyette böyle gazeteleri okuyan çocuklar nasıl namuslu olacak? Nasıl ahlaklı olacak? Nasıl faziletli olacak? Müslümanlar nasıl cennete gidecek? Nasıl Allah'a gidecek? Bütün bunlar üzerinde durulması icap eden mevzular. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hükmünü belirteceğiz ve bizim vazifelerimizi bu noktada, bu halde, bu yolda, bu şekilde nasıl davranmak icap ettiğini izaha çalışacağız. Gücümüzün yettiği kadar. Kur'an-ı Mübin Enfal suresinin 23. ayetinde Müslümanlara şöyle hitap ediyor. Müminlere şöyle hitap ediyor. وَتَّكُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Ey müminler! Yaşadığınız memlekette, yaşadığınız cemiyette meydana çıkan fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden sakının, azami ölçüde korunmaya ve sakınmaya çalışın. Bilin ki onların ortaya koyduğu fitneler, fesatlar, felaketler, rezaletler, balaletler, her türlü sapıklıkların neticesinde sadece meydana gelen hadiseler, o rezaletleri, felaketleri hazırlayanlara değil, orada o memlekette yaşayan bütün Müslümanları cehenneme sürükler. Felakete sürükler diyor. Sadece hususi olarak o fitneyi çıkaranlara azab-ı ilahi bulaşmakla kalmaz, o fitnenin çıktığı memlekette, mahallede, muhitte yaşayan bütün insanları kasıp kavurur, mahveder, kahreder buyuruyor. Kur'an'ın hükmü. Sadece fitnelerin ve fesatların, yani Allah'a isyanın, arz ettim görüyorsunuz, bazı örnekler verdim. Bunların alenen ve açıkça yayıldığı, yapıldığı yerlerde sadece o günahları işleyenler cehenneme mahkum olmakla kalmazlar, o günahların işlendiği vatanda, memlekette, mahallede yaşayan Müslümanlar da
korkunç şekilde bu cezaya, bu felakete musab olurlar, onlar da o cezaya müstahak olurlar diyor Rabbim. Vâlemû, bilin ki şu Kur'an'ın ayetleriyle, hükümleriyle, biraz sonra arz edeceğim hadis-i şeriflerle anlayın ki Allah-u Teala şedîd-ül ikâb, azap, gelenlerin, azap edenlerin en şiddetlisidir. Cezası en şiddetli olan, cehennemi çok korkunç olan, şiddetle azap eden bir kudrettir Allah-u Teala. Öyleyse bunu bilin, fitnelere, fesatlara, rezaletlere dikkat ve itina ile onların önüne geçmenin tedbirini alın diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde, bilhassa Tefsir-i Kurtubi namında çok kıymetli bir tefsir kitabımız var. Tefsir-i Kurtubi, baştan sona Arapça ama çok kıymetli. Orada şu hadis-i şerifi arz ediyor. Bukhari-i Şerif'in tefsir ettiği mühim bir hadis. Aynı zamanda Tirmizi'de de var. وَفِي صَحِيْهِ الْبُخَارِي وَالْتِرْمِزِي عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Numan İbni Bekir'den rivayet ediyorlar. Hem Tirmizi'de var, hem Sahih-i Buhari'de var. Efendimiz şöyle buyuruyorlar. مَسَلَا قَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ ف۪يهَا كَمَسَلِ قَوْلِنِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَف۪ينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذ۪ينَ ف۪ي اَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَكَوْ مِنَ الْمَاءِ اِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ Uzun bir hadis. Resul-i Zişanımız şöyle misal veriyor. Meseleyi misalle, örnekle, gözlerimizin önüne gelecek bir temsille izah ediyor. Allah'ın koyduğu hudutları çiğneyenler, Allah'ın koyduğu hudutlar nedir? Hepiniz biliyorsunuz, haramlar. Haramlar, Allah'ın koyduğu hudutlardır. O hudutları çiğneyenlerin azabı korkunç olacaktır. Kur'an-ı Mübin buna şöyle işaret ediyor. Tilke hududullah fela tekrabuha. Bunlar Allah'ın koyduğu hudutlardır, sınırlardır. Sakın oraya yanaşmayın. Yanaşırsanız kahrolursunuz, cemiyetiniz mahvolur. Haramlara düşmeyin. Mesela bir kadının tepeden tırnağa örtülmesi Allah'ın emridir. Sadece elleriyle yüzü müstesna, boydan boya bütün vücudunu kapatması Allah'ın emridir. Allah'ın hudududur. Allah'ın koyduğu hudut. Cenab-ı Hak bir kadın için hudut çiziyor. Hudut çiziyor. Bu hududu çiğnemek demek, açık saçık gezmek demektir. Veya açık saçık gezmek demek, Allah'ın koyduğu hududu çiğnemek demektir. Hudut. Bunlara karşı çıkılacak. Bunlara karşı geniş çaplı İslami tebliğat yapılacak. İslami talimatlar söylenecek. Vaaz-ı nasihatlar, ilahi hükümler, ilahi emirler her tarafa tahmin edilecek. Bunlar Müslümanların yapması lazım gelen vazifeler. Biraz sonra göreceğiz. Allah'ın hudutlarını çiğneyen ve o sınırları geçen insanların, haram isteyen, günah isteyen insanların misali kemeseli kavmin, bir milletin, bir kavmin misali gibidir ki, biz Resulullah bu da misal veriyor, ne kadar güzel. Bu misali, bu temsili unutmamamız lazım. İstehemû alâ sefînetin, bir gemiye binen insanlar, hani yolculuk yapmak için gemiye, biliyorsunuz, gemiye giriyorsunuz, gemiye biniyorsunuz. Geminin içinde, üst katında, alt katında oturacaksınız. Efendimiz misal veriyor. Bu sahilde bulunan gemiye binen insanlar bir kura çekiyorlar. Kura. Kim üst katta oturacak, kim alt katta oturacak. Üst katında, yani güvertede ve bir de alt katta oturacak insanların oturacakları yeri tayin etmek için kura çekiyorlar, kura çekiyorlar.
فَأَسَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْتَلَهَا. Yolculardan bir kısmı güverteye üst kata düşüyor, bir kısmı alt kata iniyor. Yolcular yerini alıyor, gemi limandan sahilden ayrılıyor, yoluna devam ediyor. Gemi devam ediyor. Sonra فَكَانَ الَّذ۪ينَ ف۪ي اَسْتَلِهَا. O geminin eskelinde, alt katında, aşağı katta oturan yolcular اِذَا اَسْتَكَوْ مِنَ الْمَاءِ. Bir takım işleri için suya ihtiyaç hissediyorlar ve su istiyorlar. Onlara su lazım oluyor. Geminin alt katında oturanlar su istiyorlar. Suya ihtiyaçları oluyor. Ve diyorlar ki bu suyu almak için üst kata çıkmaya lüzum yok. Oturduğumuz geminin alt katında oturduğumuz yerin hemen yakınında suyun üzerinde gidiyoruz. Şu gemiyi şuradan bir parmak kalınlığı delelim de suyumuzu buradan yakından alalım diyorlar. Gemiyi alt katında deliyorlar. Ne lüzum var yukarıya çıkmaya diyorlar. Ne lüzum var başka yere gitmeye. İyisini geminin alt katında oturuyoruz. Hemen şuradan bir sivriyle, bir çekişle bir delik açalım, gemiyi denelim, oradan suyumuzu alır, ihtiyacımızı görürüz diyorlar. Efendimiz buyurmuşlar ki, işte böyle bir hadise karşısında geminin üst katında oturanlar, alt katında gemiyi delmek için çalışanların ellerini tutmazlarsa hem kendileri kahrolur hem de gemiyi delenler kahrolur diyor. O zalimlerin, gafillerin, cahillerin ellerini hemen tutmak lazım. Yoksa bütünümüz mahvoluruz diyor. Demek ki yukarıda keyif eden, zevkini süren, güvertede oturup da etrafı seyri temaşa eden insanlar alt katta meydana gelen her şeyden haberdar olmaları lazım. Alt katta oturanların ne yaptığını, ne ettiğini kontrol etmeleri, haber almaları lazım. Orada bir zulüm, cehalet, sapıklık, aptallık varsa hemen müdahale edip önüne geçmeleri lazım. Neme lazım derlerse, ya ne yaparsa yapsın karışmayın. Neyinize lazım, ister gemiyi dersinler, ister denmesinler demeleri hepsinin mahvına ve batlasına olur buyurur. Şu misal ne kadar güzeldir. Şu temsil-i Muhammedi ne kadar güzel bir ibret, ne kadar güzel bir ders veriyor. Demek ki aziz müminler, derhal o zalimlerin elleri tutulacak, önü tutulacak, meydan verilmeyecek, fırsat verilmeyecek ve istediği felaketin önüne geçirecek. Neme lazım denirse, canım karışmayın ne yaparlarsa yapsınlar denirse, bütün bir geminin batması mukadderdir, herkesin kahrolması mukadder. Müslümanların tavrı burada çok iyi. Bakınız İmam-ı Kurtubi şu hükmü çıkarmış buradan. فَفِي هَذَا الْحَد۪يثِ. Şu hadis-i şerifte anlamak zorunda olduğumuz manalar var. Ne hüküm çıkıyor bu hadisten demiş? تَعْذِيبِ الْعَامَّةِ بِذْنُوبِ الْخَاسَّةِ. Bir takım kişilerin, bir avuç zalimlerin, kafirlerin, cahillerin işlediği günahlar sebebiyle Allah-u Teala'nın kocaman bir milleti azap altına alacağının caiz olduğu ortaya çıkıyor. تَعْذِيبِ الْعَامَّةِ. Umumu azap altına almak Allah'ın adetlerindendir. Bir kısım insanlar günah işlerler, haram işlerler, Allah'a isyan ederler. Şimdi yine bu hadis-i şerifte bir takım manalar ve hükümler var. İstihkakul ukubeti biterkil emrin, emri bil maruf ve nehy anil münker. Demek ki bir memlekette Müslümanlar emri bil marufu terk ederlerse, nehy-i münkeri terk ederlerse, Allah'ın emirlerini, hükümlerini anlatmak, yaymak, söylemek, tebliğat yapmak, Allah'ın haramlarını, günahları, isyanları insanlara anlatmak ve onlardan men etmek için, nehy etmek için çalışmazlarsa hepsi birden azaba müstahak olurlar, istihkak-ı ukubet tepkederler. Hadis-i şerif bunu izah ediyor. Yine Kurtubi'nin malumatını arz edeyim. Kale, şöyle ifade ediyor. Kale ulemauna, bizim alimlerimiz şu hikme, şu neticeye vardılar. Fel fitneti izâ umret, herekel kül. Bir memlekette fitneler ve fesatlarla amel edilmeye başlandı mı, günahlar, haramlar işlenmeye başladı mı, o memleketteki insanların tamamı helak olur.
وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغير bir yerde masiyetler zuhur etti. Allah'a isyan etmek çoğaldı, yayıldı etrafa, yayılma istidadı gösterdi. Ve onları da değiştirmek, onların hakkından gelmek de mümkün olmadığı zaman ve izalen tugayyen değiştirilmesi, tahir etmesi mümkün olmadığı zaman vecebe alel yeminel yunkirine leha bi kulubihim hicrane tilkel ben mesuliyetimizi görüyorsunuz içinde yaşadığımız cemiyet açısından. Vecebe alel yeminle bütün müminle orada yaşayan Müslümanlara vacil olur ne? El yunkirine leha bu kötülükleri inkar eden, kabul etmeyen, nefret eden, istemeyen Müslümanlara vacip olur, hicrane, tilkel belde, o beldeyi terk etmek, oradan ayrılmak kısmına farz olur. Ama önce emri bir maruf yapılacak. Söylenecek, çalışılacak, yapılacak, her şey feda edilecek. Neticede muvaffak olunmadım oradan, kaçılacak. Vel herede minha, o mahalleden, o muhusten kaçılacak. Neden ve niçin? Bakınız, dehşetli bir hadis-i şerifi daha arz edeyim size. Bu hadis-i şerifi rahmetli Ömer Nasuhi hocamız fıkıh kamusunun 2. cildinin 46. sayfasında imza ediyor. Aman ya Rabbi. Fıkıh kamusu diye bir kamusu var. İstilahat-ı fıkhiye kamusu devri cumhuriyette böyle bir kitap kaleme alınmadı daha. İstilahat-ı fıkhiye kamusu onun 2. cildinde ve 46. sayfasında şu hadis-i şerifi aynen almış. Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam aynen şöyle haber veriyor. Rasul-ü Zişan şunu haber veriyor. Dikkat edin. لَا يَقِتَنَّ اَحَدِكُمْ مَلْقِتَنْ يُكْتَلُ ف۪يهِ رَجْلًا ظُلْمًا فَاِنَّ اللَّانَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ ح۪ينَ لَمْ يَدْفَعُ عَنْ Aman ya Rabbi! Ey Müslümanlar! Bakınız! لَا يَقِتَنَّ اَحَدُكُمْ Sizden hiçbiriniz durmasın, oturmasın. Memleketen öyle bir yerde ki, öyle bir mahallede, öyle bir memlekette ki, yükselü fihi racilin zulma. Haksız yere bir takım insanların öldürüldüğü, bir takım insanların katledildiği bir mahallede ve memlekette Müslümanım diyen insanlardan hiçbiriniz orada bir dakika oturmayın. Ya yakıtenne! Bir dakika tevessüf etmeyin, beklemeyin, durmayın, oturmayın. Neden? فَاِنَّ اللَّعْنَةَ Lanet, lanet kelimesini biliyorsun. فَاِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ O zulmen haksız yere bir insanın öldürüldüğü mahallede oturan, orada hazır olan ve fakat o zulmü, o belayı oradan def edemeyen, onun önüne geçemeyen, orada o mazlumu ölümden kurtaramayanların hepsinin üzerine arş-ı âlâdan vallahi lanet yalandı Rasulullah. Lanet yalan. Lanet iner. فَاِنَّ اللّٰنَةَ تَنْزِلُ Durmadan lanet eder. O haksız yere adam öldürülen, adam değinen, eşya gasp edilen, mal çalınan, o mahallede yaşayan, bu işlerin, bu günahların, bu zulümlerin önüne geçemeyen, mani olamayan, gayret göstermeyen, müdafaa etmeyen, muhafaza etmeyen Müslümanlar gece yarısı kalkıp teheccüd namazları dahi kılsalar vallahi lanetten kurtaramazlar. Ya buyurun hani. Şimdi cemiyeti gitme yerinin tayin edin. Sen istediğin kadar gece yarısı kalk, sabaha kadar tesbih, çarparta yap. Benim ki senin mahallende zulüm, ölüm, felaket, hezaret hissediyor, hiç dinlemezsin. Emredin maruz yapacaksın. Bütün gücümle hadis-i şerifin devamını arz ediyorum. وَلَا يَخِسَنَّ اَحَدُكُمْ مَلْكِسَنْ يُبْرَبُ ف۪يهِ رَجُلٌ ظُلْمًا Haksız yere bir adamın dövüldüğü, bir adamın anasına, avradına sövüldüğü, dövüldüğü, hakarete maruz kaldığı bir mahallede sizden hiç kimse bir dakika oturmasın.
فَاِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَجْتَرَوْا عَنْ. Orada bulup da o mazlumu, haksız yere dövülen ve sevilen adamı müdafaa etmeyen, edemeyen Müslümanların üzerine arş-ı âlâdan devamlı olarak lanet iner. Hadis-i sahih. Bunlar bir facia. Bakınız, işte bu gibi ayetlerden ve hadis-i şeriflerden dört mezhebin imamı sühte vermişlerdir. Sık sık söylüyorum unutulmasın diye, vazifelerimizin ne olduğunu anlayalım diye, ne ne lazım demeyelim, canım karışma ne yaparsa yapsın denemek için, vazifelerimizin neler olduğunu bilmek için söylüyoruz. Bu hakikatlerden, bu hükümlerden şu neticeye varmış alimlerimiz. Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki mezheplerinin ortaklaşa hükmü şu: Müslümanlar camilerde toplaşıp yahut nerede bulunuyorlarsa, bulundukları mescitte, mahallede, mevzide, mekanda, mekanda neredeyse, namaz esnasında dahi, namazın dışında zaten bütün gücünle çalışacaksın. O gayet tabii ama bir de var ki toplaşmış namaz kılıyorsunuz. Allah'ın huzurundasınız. Farz olan bir namaz, mesela sabah namazının farzını kılıyorsunuz. Sabah namazının farzını kılıyorsunuz. Çok mühim bir farz, çok mühim bir namaz. Ya da öğle namazının farzını kılıyorsunuz, içinde kıyası, ya cuma namazının farzını kılıyorsunuz. Cemaat olmuşsunuz, imama uymuşsunuz, bir yerde namaz esnasında Allah'ın huzurunda bulunuyorsunuz. Tam o esnada bulunduğumuz mahallede, muhitte, birdenbire bir Müslümanın zulme uğraması karşısında, imdat Müslüman yok mu, sen kurtaran yok mu diye bağırıp feryat edip de, o namaz kılan Müslümanlar, o zulme uğrayan, felakete uğrayan, dönen, sönen, hayatı tehlikeye düşen, o Müslümanın imdattan kurtaran yok mu diye feryadını, çıkanını namazdayken işitirlerse, derhal namazı bozup o Müslüman imdata çatması kaybolur diye. İslam'ın hükmü bu, dört katıdan ikinlerdir. Sen hala çek bakalım tesbihini, sen hala çek bakalım evladını. Memleket gidiyor, geri bakıyor. O kıldıkları farz namazı bozacaklar, bırakacaklar, terk edecekler, o imdada koşacaklar. Gitmezlerse ne olur? İmdattan kurtaran yok mu diye bağırıldığı halde, feryad-ı şikayın sesi işitildiği halde, o Müslümanlar o farz olan namazı bozmazlar da, namaz kılmaya devam edenlerse, hepsi birden cehennemi kullanırlar. İslam'ın hükmü budur. Şimdi gel bakalım, aman kimseye ses çıkarma, aman kimseye karışma, aman efendim kendi işinle meşgul ol, aman aman ha aman ses çıkarma. Neresinde bunlar Müslümanlığın? Neresinde İslamiyet'in bu hükümler? Lanet yağıyor. Hiçbir biz kutlamayız. Bu zulüm, bu cemiyet İslamlaşmadıkça, cemiyetin tamamını Kur'an'ın hükmüne bağlamadıkça hiçbir şey kutlamaz. Sokaklarınızı, caddelerinizi, çarşınızı, pazarınızı, mektebinizi, üniversitenizi, radyonuzu, televizyonunuzu İslam'ın hükmü altına almadıkça hiçbir bir hayat yoktur. Ne burada ne orada. Lanet ya Rabbi Resulullah. Bakınız, bu noktaya gelmişken İslami bir hükmü de arz etmeden geçmeyin. İslam hukukunda, İslam hukukunda bir hüküm var, bir mesele var, çok kısa olarak arz ediyor. Aslında fıkıh kitaplarında çok geniş izah edilmiş, mesele çok geniş, ben özet olarak kısa nakledeyim, bakın. Eğer bizim cemiyetimiz İslam cemiyeti olsaydı, yaşadığımız toplum, yaşadığımız cemiyet İslam cemiyeti olsaydı, İslam hukukuna göre hayatın devam ettirecekti, İslam hukukuna göre. İslam hukukuna göre, bakınız, İslam hukukuna göre cinayetlerle alakalı bir hükmü söyleyeceğim size. İnşallah aklınıza tutarsınız ve İslam'ın bu mevzudaki hükmünü unutmazsınız. Mesela, bir mahallede Müslümanların oturdukları, Müslümanlarla meskun olan, Müslümanların oturduğu bir mahallede, bir muhitte, bir de baksanız ki, bir adamın gırtlağını sıkıp öldürmüşler.
Veya geçen gün gördüğünüz gibi ellerini, ayaklarını, boğazını bağlamışlar, öldürüp çuvalın içine atmışlar, mahalleye atmışlar. Cinayet bunlar. Müslümanların oturduğu bir mahallede oluyor bu hadise, dikkat edin. Böylece işte mutlaka boğulara, kurşunla, bıçakla, sopayla öldürülmüş olduğu anlaşılan bir ölü, bir maksim Müslümanların mahallesinde bulunsa, bulundu, katil belli değil. Maksim ortada öldürülmüş atmışlar ama katil belli değil. Katil belli değil. Bu mesele İslam hukukuna göre, dört mezhebe göre nasıl halledilecek? Nasıl bir hükme varılacak, nasıl sonuçlanacak? Dört mezhebe göre bu meselenin çözümü, bu meselenin neticesi nasıl olacak? Dikkat! Müslümanların oturduğu bir mahallede öldürülmüş, kafasına vurulmuş, kurşun sıkılmış, kırtlağı sıkılmış, öldürülmüş bir insan, bir kimse bulundu. Ne olacak şimdi? Nasıl neticeye varacaksınız? İslam hukukuna göre meselenin çözümü nedir? Arz ediyorum. O öldürülmüş olan insanın, öldürülen maktulün yakınları, evliya-i katil diyor kitapta. O öldürülen insanın mütevelli insanları, yakınları, varisleri, oğlu varsa oğlu, kardeşi varsa kardeşi, karısı varsa karısı, neyse, öldürülmüş adamın yakınları, o mahalleye gelirler. Bakın, o ölümün bulunduğu mahalleye gelirler, bir tahkikat yaparlar. Katil belli değil ama öldürüldüğü yer belli, bir mahalle, insanlar var, insanlar yaşıyor orada. O öldürülmüş insanın akrabası, varisleri, yakınları gelirler mahalleye, orada o mahalleden 50 tane erkeği seçerler, 50 tane erkek seçerler. Kapı kapı gezerler, o mahalleden 50 kişiyi intikam ederler. 50 kişiyi mahkemeye çekerler. 50 kişi. Peygamber zişanımız 49 kişi olmaz buyuruyor. Mutlaka 50 kişi olacak. 50 kişi bulunmazsa, şimdi hükmü gelecek arkada, hakimin huzuruna 50 kişiyi çıkartırlar. Gelin bakalım buraya. Hakim tarafından bu 50 kişiye yemin teklif edilir. Yemin. Yemin arz edilir. Bu 50 kişiye teker teker birinciden başlanarak 50'ye kadar hakim, İslam hukukuna göre hakim onlara yemin teklif eder. Ne diyecekler? Vallahi billahi biz bu adamı öldürmedik, öldürenin de kim olduğunu bilmiyoruz diyecekler. Yemin. Vallahi ve billahi biz bu adamı öldürmedik, öldüren katilin de kim olduğunu bilmiyoruz. 50 kişi böyle yemin edecek. İslam hukukunda. Bu mevzunun ismine, hukuk-ı İslamiye'de katane deniyor. Katane, yemin etmek. Bu 50 kişi yemin etmek suretiyle kısastan kurtulurlar. Yani o cinayeti işleme zannından ve şüphesinden kurtulurlar. Ama cezadan kurtulamazlar. 50 kişi. 50 kişi yoksa mesela 49 kişi ya 45 kişi bulundu. 45 kişiye yemin ettirilir. O ayrıca 5 kişinin yerine diğerlerine ikinci defa yemin ettirilir diyor burada. Ama 50 kişi olacak. Yemin ettikten sonra mahalle ahalisinin, o öldürülen insanın bulunduğu mahallenin ahalisinin mükellef erkekleri üzerine kan parası taksim edilir, diyet. İslam hukukunda kan parası diye bir şey var, diyet deniyor, diyet. Öldürülen adamın kan parası. Kan parası. Diyetin, öldürülmüş bulunan bir kişinin kan parası, diyet parası da altın olarak 4 kilo 800 gram altındır ceza. 4 kilo 800 gram altın. Altın yoksa 200 tane sınır veya 2000 tane koyun. Kan parası. 2000 tane koyun bedeni kaç lira ederse o öldürülmüş adamın kan parası diyeti ortaya çıkar. Veyahut altın üzerinden 4 kilo 800 gram, yani ortalama 5 kilo altın olarak o öldürülmüş adamın çocuklarına, varislerine kan parası ödenir. Kim ödeyecek bunu? İşte burada mesele geliyor. Mesele burada başlıyor. Bu 50 kişi biz öldürmedik, öldüren de görmedik diye yemin ettiler ya, kısastan kurtuldular,
ama kan parası ödemekten kurtulamadılar. İslam diyor ki gelin bakayım buraya 50 kişi. Sizin mahallenizde adam öldürülüyor da sizin nasıl haberiniz oluyor? Sizin mahallenizde anarşistler geziyor, silah patlıyor, adam öldürülüyor, katiller, caniler, zaniler mahallenize girip çıkıyor da nasıl haberiniz olmuyor? Gelin bakayım, siz bu öldürülmüş adamın çocuklarına 4 kilo 800 gram altını siz ödeyeceksiniz diyor. 4 mesafeli hüküm böyle. Ve eşit şekilde kan parasını o mahallenin mükellef erkeklerinden 50 kişiye taktım edip cezalandırıyor. Niye mahalleye sahip çıkmadınız? Niye adam öldürülüyor da farkında değilsiniz? Neredeydiniz? Mahallenizin namusunu, insanını, haysiyetini neden korumadınız diye ceza olarak İslamiyet onlara kan parasını mahalleye ödettiriyor. Hukuk İslamiye budur. Bu mevzu da yine bütün Arapça fıkıh kitaplarında Arapçayı bilen kardeşlerimiz okuyabileceği gibi yine Ömer Nasuhi merhum hocamızın yazdığı Kamus namındaki fıkıh kamusunun 3. cildinin 157 numaralı sayfasında okuyabilirsiniz bu hükümleri. Bu hükümden şu hikmet çıkıyor. Muayyen kimselere ait her mahalle, Müslümanların oturduğu mahalleler her semt ahalisi için lazımdır ki o saha ile o mahalle ile alakadar olsunlar. Orasının emniyetini muhafazaya çalışsınlar. Ne lazım demesinler. Orada tecavüze uğrayan insanların yardımına koşsunlar. Bir takım alçakların bulundukları yerlerin asayişini ihlal etmelerine meydan vermesinler. Ve oradaki insanların ırzına, namusuna sahip çıksınlar Müslümanlar. Ne lazım? Beni alakadar etmez, beni ilgilendirmez demesinler. Herkes ailesiyle alakadar olduğu gibi komşusuyla, mahallesiyle, mahalleye girip çıkan herkese alakadar olsunlar. Değilse bu gibi bir cezaya derhal İslami açıdan çattığı mahkum edinler. Böyle bir mahallede bir kişinin ölü bulunması oradaki ahalinin vazifelerinde müsamaha ettiklerini, İslami vazifelerin yerine getirmediklerini ve neme lazımcı olduklarını gösterir. Binaenaleyh haklarında bir ceza olarak kasane veya diyet icra olunur. Diyet icra. Önce yemin ettirilir. Siz bu adamın katilini biliyor musunuz diye yemin ettirilir. Bilmiyorlarsa o ölmüş olan insanın çocuklarına ve varislerine 4 kilo 800 gram altın cezası olarak kan parası olarak mahalledeki erkeklere o para ödettirilir ve bir daha mahallenin hukukuna sahip çıkmaları istenir. Din-i Celil İslam budur. İslami hukuk buna emrediyor. İslami hükümler bu noktaya geliyor. Şimdi yaşadığımız cemiyetin halini şöyle idrak nazarıyla seyretmeye kalkarsanız felaketten başka bir şey göremezsiniz. Kimse canını kurtaramaz. Evet. Bakınız yine nasıl günaha, isyana ortak olduğumuzu ifade hususunda İmam Kurtubi şunu naklediyor. İnnennâse insanlar, Müslümanlar arasında izâ tezâharû bil münker yani kötülüklere, fenalıklara, Allah'a isyanlara, haramlara karşı birbirleriyle yardımlaşanlar çoğaldığı zaman zuhur ettiği zaman, günahlar, isyanlar ortaya döküldüğü zaman ne olacak? Kemnel farzi ala kulli men ra'ahu. O günahları, isyanları, felaketleri gören her Müslümana farzdır ki en yuvayyirahu o kötülüğü daha da istesinler. Fe izâ sekete aleyhi. O kötülüklere, fenalıklara karşı bakanlar da sükut edenlerse aman susun canım karışmayın, sükut edin. Sükut evladır, karışmayın, dokunmayın, kimse bir şey söylemeyin diye. فَاِذَا سَكَتَ عَلَيْهِ O hadise, o münker karşısında susarlarsa فَكُلُّهُمْ عَاسِي Susan Müslümanların hepsi vallahi asidir. Hepsi asidir. فَكُلُّهُمْ عَاسِي Hepsi asidir. Bütün Müslümanlar isyana ortak. وَكَدْ جَعَلَ اللّٰهُ فِي حُكْيِهِ وَحِكْمَتِهِ Allah hükmünde ve hikmetinde şöyle bir netice ortaya koyuyor ki وَكَدْ جَعَلَ اللّٰهُ فِي حُكْمِهِ Hükmünde şu neticeyi haber veriyor.
Errazi bimenzileti amin. Kötülüklere, günahlara, isyanlara karşı sükut eden, razı olan, ses çıkarmayan insanı bimenzileti amini o kötülüğü yapanın menzilinde, makamında görüyor. Ayrıca da ona da verdi. Bimenzileti amini o günahı isteyenin menziletinde, makamında, durumunda ifade ediyor. Cenab-ı Hak böyle hükmetti. Evet. Bakınız, İbn-i Vehb namındaki büyük bir alimin de rivayetini arz edeyim. Aynen şunu naklediyor. Tühcerul erzulleti yusna'u fiha cihara. Bir memlekette cehren açıktan açığa günahlar, isyanlar, haramlar işlenmeye başladı mı oradaki Müslümanlar oradan derhal hicret ederler, ayrılırlar. وَلَا يُسْتَكَرُّ ف۪يهَا Orada kastiyen istikrar etmezler, orada oturmazlar. Mücadelesini yapacak Müslüman, devamlı olarak mücadele edecek asilerle, zalimlerle, kafirlerle, fasıklarla, münafıklarla, her çeşit vasıta ile mücadelesini yapacak, en son mücadelede yenik içerse, elinden hiçbir şey görmediği anlaşılırsa, oradan çekilip gidecek ve hücret edecek. İbn-i Vehb. Bütün bunlar bize gösteriyor ki aziz müminler, asil Müslümanlar, müminlerin neme lazım demesi, canım karışmayın, ne yaparsa yapsınlar demesi, boyun bükmesi, ses çıkarmaması, sureti katiyyede affedilmesi mümkün olmayan bir vebalden başlık değil. Kendimizi aldatmayalım ve kendimizi mesul hissedelim. Bir hadis-i şerifi daha burada kısaca arz edeyim. Rezaletlerin, isyanların, cinayetlerin içinde sizin ne ölçüde payınız olduğunu anlamak bakımından şu hadis-i sahihiyle huzurumuza arz edeyim, fazla uzatmayayım. Resul-i Zişanımız aynı şöyle buyuruyor. مَنْ اِسْتَرَكَ ف۪ي دَنِ مُسْلِمِ بِسَكْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَيْسٍ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Aman ya Rabbi! Her kim bir Müslümanın kanının dökülmesine velev bir kelimenin bir harfiyle mesela öldür, vur gibi kelimelerin ilk harfiyle iştirak etse kıyamet gününde iki gözünün ortasında Allah'ın rahmetinden bu adamın ümidi kesilmiştir diye alnının ortasına yazılmış olarak tahtaya gelecektir diyor. Men isterse fil beni Müslüm'ün bir satırı kelimesin. Bir kelimenin bir harfi kadar ortasında. Caddede mesela adam öldürülüyor. Zulmen adam dövülüyor, cinayet işleniyor, eşya çalınıyor, kıyamet kopuyor. Müslümanların buna karşı koyması, müdafaa etmesi, def etmesi ortadan kaldırması lazım. Tam aksine hul, ölür, hul, ses diyor. Bir kelimenin bir harfi kadar ortaklık ederse, aynen kıyamet gününde iki gözünün ortasına yani alnının ortasına bu adamın Allah'ın rahmetinden ümidi kesilmiştir diye alnında bir yazıyla mahkeme gelmektir. Şimdi bu durumda biz Müslümanlar olarak nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl hareket etmemiz gerektiğini de izah etmeye artık yüzüm kalmadı. Allah-u Teala nasip ederse bu mevzu ile alakalı daha birçok ayet-i kerimeler var. Onlardan birisi de gelecek haftaya inşallah öyle arzu ediyorum ki gelecek hafta üzerinde durmak istediğiniz ayet-i kerimeyi sizler de biraz Kur'an-ı Kerim'den ve tefsirlerden inceleyesiniz. Gelecek hafta üzerinde durmak istediğim ayet-i kerimenin suresini ve numarasını size bildireyim. Siz de bu sureden bu ayet-i kerimeyi okuyun, inceleyin, gelin hep beraber burada inşallah haftaya geniş izah edelim. Maide suresinin 105 numaralı ayeti. Maide. Maide suresinin 105 numaralı ayetini de aynı mana içinde ama daha dehşet, daha geniş, daha tasdilatlı haftaya inşallah alıp izahına devam edeceğiz. Ve İslami bir hayata kavuşmamızı nasıl ümmetesidir? Ben bu ayeti kerimeyi okuyun, inceleyin, gelin. Hep beraber burada inşallah haftaya geniş izah edelim. Maide suresinin 105 numaralı ayeti. Maide. Maide suresinin 105 numaralı ayetini de aynı mana içinde ama daha dehşet,
daha geniş, daha tafsilatlı haftaya inşallah alıp izahına devam edeceğiz. Ve böylece şu köpük köpük kabaran isyanların istilası altında bulunan cemiyetimizde nasıl davranmamız gerektiğini, vebalimizin, hayımızın, hissemizin, günahımızın ne olduğunu anlatmak bakımından bugünkü açıklamayı gelecek haftaya biraz daha inşallah genişletme devam edeceğim. Mevlamız Rabbimiz Hazreti Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i İslami bir cemiyete, İslami bir idareye, İslami bir hayata kavuşmamızı nasıl niyetsiz olur. Haftaya tekrar buluşmak ve inşallah aynı mesele üzerinde geniş tefsirlerin, izahların, yorumların ve hüküm teker teker yine bu kürsüden huzurunuza arz etmek niyetiyle inşallah ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından gelerek şurada şu mübarek kubbenin altında toplaşan, bekleşen kulaklarını, gözlerini ve gönüllerini senin ahkamına, senin kitabına veren şu mümin kardeşlerini iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Bahusus her gün biraz daha isyanların, günahların, küfrün, dalaletin, şirkin kabar cemiyeti bir an evvel İslami cemiyete tebdil eyle ya Rabbi. Başımızda bizi idare edenleri Kur'an-ı Kerim'in ahkamına en kısa zamanda mahkum eyle ya Rabbi.